Cem Bora Yıldırım isminde tek bir kişinin yaptığı bir Türk oyunu, 4 dolar bir fiyatı var. Böyle bayağı sinematik bir şeyle benziyor. Sanırsam ara sahneli falan filan bir oyun yapmış, bir Türk yapımı. Bakalım nasıl bir şeymiş hocam. Hep beraber başlayalım bakmaya. Geldim Ala Haftası. Yok ya, sadece bu var. Bu da full çıkan bir oyun. O yüzden sayılmaz bence. Haydi bakalım Cem Bora Yıldırım. Tamam, izin veriyorum kardeşim bilgisayarımı. Al bilgisayarım senin olsun. Bak, izin verdim Cem Bora'ya. Okey. Kanman. Bu arada oyun türü falan ne bilmem. Hiç fikrim yok oyun hakkında. Ben de sizinle beraber oynayacağım. Ne olduğu konusunda. Korku mu mesela? Yürüyor muyuz? Walking Simulator mu? Hiçbir fikrim yok. Bu Window Cast'ı sanırsam Borderless. Bunu Borderless yasak daha iyi olabilir. Mesela şu an ne seçili? Bu mu seçili? Full Screen mi seçtiymiş ha? Okey. O zaman niye Borderless yok hocam? Ahmet FS3 ve DLSS eklemiş. FS3 açtığında Frame Generation geliyor mu? Gelmiyor galiba. Tamam, DLSS'e de açık olsun. DLSS quality yaptım. Sinematik mod. Sinematik mod ekleyince aşağı yukarı siyah bar geliyor. Oyun böyle mi oynanmalı, böyle mi oynanmalı? Default'u off olduğu için ben bunu off kabul ediyorum herhalde. Oyun kendince ayar yapmış, biz her şeyi bir yükseğe çekelim. Sesi böyle bir kıstım birazcık. Alt yazı açık. Türk oyunu olduğu için Türkçe alt yazı var. YouTube modu. Ha, gerek yok hocam, aç. Aç, bizim korkumuz yok hocam. Okey. O zaman başlıyoruz. Evet, ben Vance Alive'ın arkasındaki tek geliştiriciyim. Bu benim ilk projem ve hayat bulması yaklaşık 3 yıl sürdü. 3 yıl. Oyun geliştirme hakkında hiçbir bilgim yoktu ve bu hikayeyi anlatmaya olan heyecanı beni hayatta zorladı ve yeni bir yola atılmaya itti. Şu an bu oyuna bir şans veriyorsanız hayallerim gerçeğe dönüşüyor demektir. Burada olduğunuz için içtenlikle teşekkür eder ve bu deneyimden keyif almanızı dilerim demiş Cem. Ne bekle ki bu oyunu bir yılda yapar. Bak, sağ altına ilk düküme birazcık zaman alabilir yazmış. Bak, bunlar güzel notlar hocam. Neyse, bekliyoruz bakalım nasıl bir şey çıkacak. Ha, burada şey demeyi unuttum arkadaşlar. Elimde iki tane de fazladan key var bu oyun için. Oyunun 3 farklı yerden key geldi. Bir tanesini ben kullandım tabii ki oynamak için. İki tane de fazladan key'im var. Bu iki key'i veririz bir şekilde. Sizlere. Diğerleri de modda, zaten chat'e yok. Birazcık fazla uzun yükleniyormuş ama galiba. Neyse, bekliyoruz zaten. Mükemmel yüklenmiyor bu. Abi hiç SSD'di mi? Ha. Bilinmezliklerle dolu bir dünyada yaşıyoruz. 16 yıl önce dünyanın kaderini değiştiren bir olay yaşandı. Dünya üzerindeki en ölümcül ve bulaşıcı virüs insanlığın sonunu getirdi. Sadece Eyvah. haftalar süren bu kaosta insanlar önce panik oldu, sonra etrafı yağmaladı ve şehirleri terk etmeye çalışırken öldüler. Bilim virüsün yıkım hızına yetişemedi. İletişim kısa süre içinde kesildi. Sağ kalan olduysa bile dünyanın geri kalanından bir haberdi. Virüs insanların canını almakla kalmadı. Hayvanları da agresifleştirdi. Bu bir tür kuduz gibi ama çok daha gelişmişi. Tüm bunları bu şekilde açıklayabiliyorum. Atlet Ne de hatası. olsa bilim insanı değilim. Böylelikle doğa hiç olmadığı kadar acımasız bir hale geldi. Uzun zaman sağ kalan biri olduğuna inanmadım. Yıllarca yaptığım geri dönüşü olmayan telsiz çağrılarından ve düzenli olarak yakın şehirlere bıraktığım yanıtsız mesajlardan sonra kardeşimle hayatta kalan son iki insan olduğumuzdan emindim. Daha fazla yanılamazdım. Okey, klasik bir kıyamet sonrası dünya bizi bekliyor imiş. Gerçi klişe bir konsept, umarım bunun altından çıkarız farklı şeylerle.
Konsept her sezonun aynı, hadi bakalım. Oğlum niye herkes onun adı Erzurum yazıyor? Bir kere Esprilak yaptık da arkadaşlar. Benim anlamadığım bir şey mi var? Güzel mi kaçırdım? Okey, başladık galiba oyunumuza. Oo, kamera... Birazcık alışmak gerekiyor galiba kameraya. Merhabalar. Vayda, ha aynı Erzurum'da da Vayda var. O yüzden ha okey tamam, ben Erzurum hiç oynamadım, o yüzden anlamamışım. Çantayı aç bakayım, tap tuşu da bas. Okey. Homur not alak. Homur bunları not alıyorsun değil mi kardeşim? Bak ben de aynısını istiyorum ben bunlardan. Tren yerlerini Mikrojet. 353 kilometre batıya takip et. Okey. Nasıl oynamadın? Gerçekten nasıl oynamadın oğlum? Niye oynayayım aman akoyim? Erzurum kim ki, ben Erzurum oynayayım? Kardeşimiz nerede? Vallahi de o kayboldu şu an. Herhalde açıklanır ileride. Gerçekten ses kısıyor mu? Ses birazcık fazla geldi bu arada. Hatta 0-3 yapayım. Dün arkadaşlar oyun bize trenleri takip et dedi de. Biz normal bir insan mıyız? Mesela ben burada suya gitsem oyun ne yapabilir ki? Ha. Cem düşünmüş bunları ve demiş ki buraya görünmez duvar koyalım. Oyuncu gitmesin sağdan sola diye. İyi yapmış. Gidemiyorum. Buradan gidebiliyorum gerçi böyle. Kardeşim ben birazcık aykırı bir oyuncuyum da, aykırı şeyler yapacağım. Ben macinelim kardeşim. Ben böyle gideceğim mesela. Ne yapabilirsin ki? Okey, buraya kadarmış görmez duvarımız. Cem burayı düşünmemiş. Tamam, seni game test olarak alacak abi. Almalılar artık yani, lütfen. Ya kaç tane haritadan düşeceğim oğlum ben oyunlarda? Keşke arabalar hala çalışıyor olsaydı. Bu 5 günlük yolculuk sadece birkaç saat sürerdi. Okey, bu yüzden dolayı artık arabalar çalışmıyor imiş. Herhalde teknik sıkıntılar, benzin falan filan derken. Yaklaşmış olmalıyım. Böyle bir dublaj yapay zeka değil. Ve... Yani ortalama diyebiliriz herhalde dublaj seviyesini. Umalım da bu yer gerçek olsun. Bir de İngilizce dublaja da bak lazım, İngilizce dublajı nasılmış diye. Güzel bence dublaj, temiz. Evet, çok daha kötülüğünü gördük yani. Bu okey, bu iyi. NBK dublaj ekibi bu dublajı 10 yılda yapardı. Odaklanmak için fare tekerlerini basılı tut. Okey. Mesela altta bir yolumuz var. Dümdüz. Dümdüz yerlenmiyor galiba, köprü patlamış. Hadi bir bakalım köprüye. Trenlerin çalışmayı bıraktığı zamanları hatırlıyorum. Galiba hocam uzun zaman olmuş patlayalı. Solda bir etkileşim var mıydı? Bir de sola gidelim. Oyun kasıyor sanırım. Vallahi bende sıkıntı yok. Yerine giderken bende sıkıntı oluyor. Ama görüntüyü bak mesela biraz önce oldu. Kamerayı çok hızlı sallayınca bazen anlık bir donma oluyor. Belki onu kastediyorsunuzdur. Okey. Ne? Ya Merzel hocam, Quick Time Event. Bizde hocam bu. Tanrım, neredeyse ölüyordum. Okey, ne varmış burada? Bu cidden birileri tarafından yazılmış. Kurtulmaya değer biri var mı? Yazmış. Okey. Bu ne?
Bir şey çadırlara üstten saldırmış. Uçabilen bir şey. Hocam yoksa dinozorlar da mı var? Uçan dinozorlar mı var oyunda? Valla dinozor özledim. Oyuna dinozor koyun artık Allah rızası için. Kan kurumuş fakat yok olmamış. Bu eski bir olay ama o kadar da değil. Dikkatli olmalıyım. Okey, şimdi tekrar sağdan gideceğiz herhalde. Buradaki şeyimiz bitti. Nereden çık? Buradan çıkabilir miyim? Nereden çıkacağım lan? Ben buradan merdivene çıkıp oradan mı atlayacağım? Okey, öyleymiş. Şimdi buradan gidelim bakalım. Melih Gökçek'e de suç oyunları. Şimdi mesela... Sonunda. İleride bir şeyler var. Boyun tamamen yürümeyeceğiz herhalde. Elimize bir silah falan verecek mi? Bu kadar bir virüs olayı varsa, kimse kimseye güvenmiyorsa. Unutma Jim. Eğer sana doğru koşan bir hayvan görürsen, sakın geçen seferki gibi donup kalma. Tanrım, neredeyse kendimi öldürtüyordum. Düşünme. Sadece kaç. Silah falan vardı herhalde. O da grafikler nasıl arkadaşlar? Işıklandırma. Tek kişilik bir projeye göre. Bence iyi duruyor. Hala inanamıyorum. Bizim gibi sağ kalan birileri var. Ve öylece dışarıdalar. Sanırım haklısın. Ne zaman çıkıyoruz? Bu gece. Mantıklı, evet. Gidip hazırlanayım ben. Önce iyice bir düşünelim. Orası buradan çok uzak. Oraya yürüyerek gitmemiz 5 ya da 6 gün sürebilir. Fark eder mi ki? Hayallerimiz gerçek oldu. Bak, bu yolculuk tek yön. Alacağımız erzaklar dönüşümüze yetmez. Eğer orası gerçek değilse... Erzağı yol üstünde bulabiliriz. Olmaz, şansa bırakamayız. Çoktan vazgeçmiş gibi konuşuyorsun. Sadece gerçekçi düşünüyorum. Sağ kalan birilerini bulmak uğruna onca mücadele verdik. Daha başlamadan vaz mı geçiyorsun yani? Ben Haruncan travması olmuş. Haruncan mı seslendiriyor diye şey yapıyorum. Hayatta kalmak için gereken her şey var. Ayrıca bunları inşa etmek için çok fazla uğraştık. Bir ihtimal uğruna tüm bunlardan vazgeçemeyiz Daniel. Dışarıdaki yaratıklardan bahsetmiyorum bile. Bunun uğruna ölmeyi tercih ederim. Daniel, mantıklı düşünmüyorsun. Babamız orada olabilir. Yaptıklarından sonra ona nasıl hala baba diyebiliyorsun? Kapa şu konuyu artık. Duyduklarıma inanamıyorum. En muhtemelen o zaten çoktan ölmüştür. Sence neden hayatta kaldık? Yine mi bu konu? Virüse karşı bağışıklığımız olduğu için hayattayız. Tek açıklaması bu deniyor. Niye bağışıklıyız peki? Bu doğruysa babamız da bağışıklıdır. Ve bizim gibi hayatta kalmış olabilir. Her halükarda bu yolculuk kimse için alamayacağımız bir risk. Ve ayrıca bu yer gerçek mi değil mi bilmiyoruz. Belki hepsi bir tuzaktır. İnsanlıktan ümidini bu kadar çabuk mu kesiyorsun? İnsanlık bizi daha önce de yüzüstü bıraktı. Cahilliği ve bencilliğiyle. Neden tekrar yapmasınlar? İnsanlar bencilce, aptalca davrandıklarında ne olduğunu gördüler. Ama eğer babam hayattaysa ne olursa olsun onu yüzüstü bırakmayacağım. O da diğer insanlar gibi öldü ve hak ettiğine kavuştu. Onun hakkında böyle konuşma. Eğer bu durumda onun yerinde annemiz olsa nasıl davranırdın, hiç düşündün mü? Annemi abuk sabuk kıyaslar için böyle konulara dahil etmeyi bırak. Sen haddini fena aşıyorsun. Sen zaten kararını vermişsin. Nefesimi neden harcıyorum ki? Evet, acaba ağızlar Tenkanus'un İngilizce dublaj için mi acaba? Eğer de ona göre dövdüm, o yüzden Türkçe bence garip duruyor. Hmm.
Yalnız gitmene izin vererek büyük bir hata yaptım. Şimdi seni bulacağım kardeşim. Okey, gidiyoruz. Ne küçük bir kasma oldu. Hala bu yerin gerçek olduğuna inanamıyorum. Ah, hayır. Kargalar. Koş. Kargalardan mı koşuyoruz? Bir yere saklanmalıyım. Şu an bu kadar açıklık, ben neye saklanabilirim ki? Hocam, kapı bir şey yok mu? Bu ne oğlum? Evet, ilk ölümümüz kargalar oldu arkadaşlar. Kutlanalım hepimizi. Nereye saklanacağız ki biz bu kadar açık bir alanda? Bir de o ölüm bağırış sesi İngilizce dublajdandı galiba. O Türkçe dublaj sesi değil de o bağırış. Solda ev mi vardı? Okey, ona gideriz. Ama yükle mekanda her seferinde birazcık fazla uzun olacak gibi galiba. O adamın kısa animasyon dizisi var, o da güzel bir bak derim. Oyun yapan adamın mı? Oğlum biz bir daha bu oyunda ölmeyelim lan, ölünce çok uzun bekliyoruz oğlum, yardım edin. Her geçen saniye bizim Dead Dog oyunumuzdan gidiyor arkadaşlar. Ona göre hesap edin yani. Okey, şimdi solda ev dediniz değil mi? Esendiven'in Abdullah Yaman, Yaman Animasyon, Kozmos Dedektifleri adı. Bu sefer soldan gideceğim. Ah, hayır. Kargalar. Koş. Bir yere saklanmalıyım. Okey. Merhabalar, ışık ışık var mı hocam Fener? Virüs yüzünden kargalar en kötüsü haline geldi. Onları vurmak neredeyse imkansız. En iyi seçenek kaçmak. Bu nedir? Genç olmak. İşte bu gibi sebepler yüzünden dikkatli olmaya çalışıyordum. Keşke anlayabilseydin Daniel. Yalnız yaşın konuyla alakasını bağdaştıramadım. Evet, ben de bağdaştıramadım. Açıklanıyor. İleride herhalde hikayede açıklanıyordur. Okey, buradan çıktık. Dümdüz devam mı hocam? Buradan gerçi yolun devam ettiğine emin miyiz? Hocam buradan böyle gidiyor mu, iyi mi gidiyoruz? Keşke elimde karşıya geçmeme yardım edecek bir şey olsaydı. Karşıdan kastımız bu mu? Arkanda tahta var, onda da arkanda tahta, bu mu? Okey. Bunu böyle mi koyacağız? Oyunda zıplama tuşu yok. Hayır, zıplayamam o yüzden. Keşke öyle bir şey olsaydı ama. Böyle edecek mi? Okey. Böyle küçük bir puzzle'ımsı bir şey var. Hocam burada aşağıdasa ölmez miyim? Burada şimdi ne yapacağız? Aa, bir saniye dur, şöyle yapalım değil mi? Bunu tek alabilir miyim? Aldım. Bir de böyle koysak. Dur. Dur. Sen çok tehlikeli hareketler yapıyorsun, dur. Tamam, iyiyiz. Vallahi atlayacaktım ya, ölsem ne olurdu ki diye, ama yaptık neyse. Acaba herkes nerede? Oğlum aynı mekanik vallahi ya. Okey, burası da açtıracağız, tamam.
En son not dün yazılmış. Bugün cuma mı? Bugün cumaysa yıl 2039'muş vardı. Buradan da bu bilgiyi aldık. Okay. Beni kargalar hakkında şimdi uyardığın için sağ ol. Şimdi aşağı inelim bakalım. Artık eminim. Yakın zamanda birileri buradaydı. Peki biriyle karşılaştığımda ne diyeceğim? Merhaba. Sen 16 yıldan sonra gördüğüm ilk insansın ve köyünüze izinsiz girdiğim için özür dilerim. Sadece kardeşimi bulmak istiyordum. Böyle mi diyeyim? Beni ilk görüşte vurmasalar bari. Valla 16 yıllık hiçbir insanla karşılaşmaması birazcık garipmiş. Çocukken kulelerde koşan atları izlediğimi hatırlıyorum. O zaman hayvanlar çok zararsızdı. Tümünü istediğimiz gibi kullanıp suistimal ettik. Hayvanda da mı? Onları hiç hak etmedik. Ya hocam ben sucuk yaptım yedim valla çok güzeldi. Afiyet olsun. Tekrar inek olsa da kesip sucuk yesek valla. Bu ne? Yanan bir ızgara mı? Burada ne pişiriyorlardı? Sebze mi? Yok ya, bu bir şaka olmalı. Evde kimse var mı? Eve girdik. Görünüşe göre ihtiyaçları olan her şeye sahipler ama elektrikleri yok mu cidden? Birkaç tane Kürt asaladı buldular da kaçak elektrik vallahi o yoksa zor. Bu ne? Günlük. O çok uzun. Okuyun lan kendi içinizden. En son ne zaman etkilediğimizi hatırlamıyorum, 16 yıl önce miydi? Abi 2004'ten beri biz yemiyoruz ya. Pardon 2002 ama nakım ne 2004'ü? Biz Türk'üz oğlum, alışıyız böyle şeylere. Et mi yiyebiliyorlar? Enfekte olmamış bir hayvan nereden buldular? Bu mümkün değil ki. Ya da enfekte hayvanları mı yiyorlar? Hiçbiri anlamlı gelmiyor. Lan bu ne? Tuhaf. Cumalı söyleşiye katılım. Bu ne oğlum? FETÖ projesi mi bu? Köy sınırlığı dışarı çıkmayın. Zamanla geldi de kurtuluş günü cesaret kucaklayın. Doktorun yaşı hakkında tek kelime etmeyin. Bu ne oğlum? Bu cemaat yurdu mu? Amına koyayım. Bu ne? 2039'da bu televizyonu nereden buldunuz? Virüs 16 yıl önce değil miydi? FETÖ sohbeti yurdu. Nereye geldik oğlum biz? Okey çıkamadım, başka bir etkileşim bulamadım. Okey. Sıradaki eve bir bakalım. Bir rüyanın içinde yaşıyorlar. Birbirlerine yardım ettikleri, uyum içinde yaşadıkları... Hocam kasma! Mekanda huzurlu görünüyor. Vallahi kamerayı hızlı sallamayacağım, tamam özür dilerim. Vallahi sallamayacağım. Durup gülmenin, aynı zamanda güvende olmanın nasıl bir his olduğunu hatırlayamıyorum bile. Okey, bu yine aynı mı? Bu yine aynı. E acaba şuraya bakalım, bir şey var mı? Takvime bak Brandon. Kurtuluş günümüze yalnızca bir hafta kaldı. Bu kadar az kalması ne büyük bir sevinç. Bu gece artık işe yaramayan vücudumun doğaya tekrar can vereceği düşüncesiyle uykuya dalacağım. Çok huzurluyum. Bugün rahip beni yalnız bırakmamak için kurtuluş gününü 2 yıl önceye çekmenin büyük bir fedakarlık olduğunu söyledi. Böylesine büyük bir fedakarlık Tanrı katında karşılıksız kalmaz mı? Hissedebiliyorum hayatım. İkinci baharda bekleniyoruz. Bakın bir kurtuluş günü. 7 Ekim. Lan çay mı bu? O kurtuluş günü nedir?
Burada başka bir şey var mı? Galiba yok, okey. İlerleyelim buradan yine. Buradan satın aldığınız bu tabloyu oyuna koymak için. Hadi şimdi ver AI'ye, çizsin AI'yi al. AI gibi güzel bir şey var artık. AI'ye, ChatGPT'ye yaz bana güzel bir 1800'lerden kalma bir tablo çiz yaz. Çizsin sana kardeşim. Okey, şimdi nereye gideceğiz? Aman tanrım. Beni içeri aldığınız için ne kadar teşekkür etsem azdır. Lafı olmaz. Lütfen bu tarafa gelin. Adınızı öğrenmemde bir sakınca var mı? Gerçek bir insanla konuştuğuma inanamıyorum. Adams. Henry Adams. Sizi temin ederim ki biz gerçeğiz ve buradayız Bay Adams. Uzun bir yol geldiğinize inanıyorum. Açlıktan ölüyor olmalısınız. Evet. Evet. Güzel. Bugün lezzetli bir menümüz var. Fakat önce şuna bir göz atmanız gerekiyor. İşte size vaat ettiğimiz şeyler ve karşılığında talep ettiklerimiz. Anlarsanız ya, burada her şeyi düzenli tutmak istiyoruz. Bu yüzden topluluğumuza katılmak isteyen herkesle bir sözleşme yaparız. Hocam imzalama onu. Hocam imzalama. Zaman ayırın ve bir karar verin. Evet. Onaylıyorum. Bu maddenin ne anlama geldiğinin farkında mısınız? Evet. Ve buna rağmen onaylıyorsunuz. Evet. Güzel Bay Adams. Öyleyse sizi köyümüze buyur etmekten mutluluk duyarım. Housewell. Neydi acaba o madde? Kendinizi evinizde gibi hissedin. Okay, bu kapıyı açamıyoruz. Bir de şuradan gidelim bakalım. Burada daha araştıracak şeyler varmış. Hocam topa vurabiliyor muyuz? Lan! Anası fırlatacağım! Ananı! Oğlum sen orospu çocuğu musun? Bak şimdi bak. Tövbe estağfurullah. Tövbe. Oğlum oyun bana başarım vermiyorsa bu basketi attığımda gitti oyun. Oğlum girmiyor. Oğlum. Hayır, başarım yok mu? Steam başarım. Basket topunu Steam başarım. Başarıma gelmemiş bu oyunda, yok mu? Ben de boşuna uğraşıyorum hocam. Böyle şey mi oluyor? Boşuna mı? 15 dakika uğraştık ya. Burayı gördük. Bu nedir? Şafak'ta tarlada. Raymond. Bu isimden nefret ediyorum. Bana babamı hatırlatıyor. Demek ki tatlı ya. Lucas, ekmek pişmiş mi? Fırını kontrol etsene. Ne oldu Lucas? İyi misin oğlum? İyiyim. Sadece biraz elimi yaktım. Ah, zavallı ya. Oğlum bayağı bir seslendirme ne oldu oyunda şu ana kadar? Şimdi biraz oyun oynayabilir miyim? Biraz daha iş var Lucas. Çocuklar yeter. Benim için endişelenmenize gerek yok. Hayır anne. Dinlenmen gerekiyor. Ah, yavrularım büyümüş de annelerine bakıyormuş. Sizi yalnız bırakmak istemiyorum. Tanrım bana bir yol göster. Evet, bunlar cidden topluca intihar ediyor gibi geldi bana da.
Eğleniyor musun Lucas? Öldü. Annem uyurken mutfağa gelip yemek yapmama yardım eder misin? Neden yemek yapmalıyız abi? Ben yemek yapmayı bilmiyorum. Sana söylemiştim. Annemin fazla zamanı kalmadı. Neredeyse 57 yaşında. Ha, bunlar zaten belli bir yaşta mı ölüyorlar? Kurban ediliyorlar. Üzgün mü? Sanırım öyle. Yapabileceğimiz tek şey daha iyi hissetmesi için ona yardım etmek. Tamam, şimdi mutfağa gideceğim abi. Sağ ol kız. O yüzden de genç insan istemiyorlar. Elinde de bir silah. Okey, bu evde başka bir şey kaldı mı? Okey, başka bir şey yok galiba. Taktan bu dayanması yapmamak için Claire'den vücut yapıp arkaya seslendirme koymuşlar. Abi bunun problem ne? Zaten flashbackimsi bir zaman şey anlatıyor bize. Full mücret, vücut niye modelesi adam tek başına? Evet, böyle de hikaye anlatabiliyor yani. Anlıyorsun neyin olduğunu. İki evimiz daha var. Bunun kapısı açılıyor mu? Açılıyor. Evet yani tam tersi, tam vücut koyarsan yani flashback gibimsi olmaz. Bu da hiçbir şey göremedim. Üst kat. Dinlen geçti lan. Tatlım, neden ağlıyorsun? Linda. Bebeğimiz. Sence burada yaşarken mutlu olacak mı? Birlikte olduğumuz sürece mutlu olacağını biliyorum. Önemli olan tek şey bu. 19 yılımız kaldı Blake. Neredeyse. Burada büyütmek istemiyorum. Kendi başının çaresine bakabilecek kadar büyümüş olacak. Ve o gün geldiğinde fedakarlığımızı yapmalıyız ki burada rahat bir hayat yaşayabilsin. Bak, herhangi bir sözleşme imzalamamış olsak da burayı terk edemeyiz. Dışarısı oldukça tehlikeli Linda. Yani başka seçeneğimiz yok ve sen de bunu biliyorsun. O asla özgür olamayacak, sen de biliyorsun. Onu canlı görmeye yeğlerim. Okay. Oh wow. Bu ev bu kadar galiba. Son eve bakalım. Ha, burası açılmıyor bile. Tamam. Buradan nereye gideceğiz? Burası olabilir mi? Oyunun müzikleri çok hoş. Evet, müzikler de bestelemişler sanırım. Böyle chill, drumımsı müzikler. Yok, oyun demo değil, full çıktı, $4. Dışarıdaki dünyayı keşfetmeye daha sık çıkmalısın. Orada bir yerde seni şaşırtacak bir şeyler hala olabilir. Sanırım haklıymış. O yüzden oynamak istiyorsanız yayını kapatıp alın yani kendiniz oyunu. Evet, hepsi 57 diyordum. Ama neden? Ama bazı 55 yaşında da ölen birisi var. 49 mesela bu. Ama 57 yaşında ölenlerin 50'de farklı diyordum. Bu da 38 yaşında ölmüş. Ulan. ...57 yaşında olduklarını otomatik olarak öldürüyorlar galiba bir ayin cartçuk diye.
Buradan mı gidiyoruz? Bir kilisemiz var. Duyduğunuz üzere sevgili cemaatim, Tanrı'nın kutsal kelimeleri bilimin bulgularıyla mükemmel bir şekilde örtüşüyor. İşte tam da bu sebepten kurtuluş günü gelince fedakarlığımızı gururla yapacağız. Hem dost ve ailelerimize yük olmamak, hem de son bir kez özverili olduğumuzu kanıtlamak için. Bugünlük bu kadar. Tanrı fedakarlıklarınızı kutsasın. Peder, bir sorumuz var. Doktorun kurtuluş gününü zorunlu olarak kısa süreli ertelediğinizi söylemiştiniz. Ama bugün 59 yaşına giriyor. Kurtuluş günü şimdi 2 yıl ertelenmiş oldu. Ve beni bağışlayın ama bunun adil olduğunu düşünmüyoruz. Atatürk'ten fazla yaşamam demişler, gayet mantıklı. Dedikoduları işitiyorum. Sevgili çocuklarım, yüreğinize kıskançlık tohumları ekmeyin. Kurduğumuz sistemin Doktor Selin olmadan sürdürülemeyeceğini hepiniz biliyorsunuz. Bu da onun çalışmalarının hayatta kalmamız için önemli olduğu anlamına geliyor. Ayrıca bu tür düşünceler doktorumuza da zarar veriyor. Parlak bir gelecek için onun önemli çalışmalarına devam etmesi çok elzem. Eve döndüğünüzde posterlerinize artık 4. bir kural ekleyin. Doktorun yaşı hakkında konuşmak yok. Bu kurallara uyun. Bunları ihlal edenlerin başına neler geldiğini hepiniz biliyorsunuz. Ne geliyor hocam? Başka sorunuz yoksa gününüze devam edebilirsiniz. Lütfen. Kendinize iyi bakın sevgili ailem. Okay, buradan devam. Hoca efendiye şakada konuşmak yok. Nasıl oldu da herkes bir gün içinde buharlaştı? Allah hocam, böyle din adamının peşinden gitmeyeceksiniz hocam, hep belli oluyor vallahi. Burada bir şey var mı? Komünine, komünine ne lan? Bu Esme erkenden mi şimdi? Ölen komünistler. Otuzunda ölen kadın ha. Sanırım güç yok. Kuralları say mı? Gücü sağla. Nasıl sağlayayım hocam kuralları, gücü? Şöyle bir bakalım bakalım. Trafo, elektriği bir kontrol etsem iyi olacak. Ama şu çiti nasıl geçeceğim? Nasıl geçebiliriz? Yine bir odun modun var mı hocam? Atayım bir şeyler geçeyim. Etrafta bir şey görüyor musunuz? Aha. Aya bu da olur. Bu da tuşlar karışık ya. Bırak tuşuna basam alıyor, alt tuşuna basam bırakıyor. Basıyorum. Sağ klik. Kilidi aç. Açıldı mı şu an? Okey, böyle açtık, tamam. Tekstürler çok geç yükleniyor ya. Elektrik için her şeye sahip görünüyorlar. Acaba sorun nerede? Görünüşe göre biri elektriği kasıtlı olarak kesmiş. Kim kesmiş? Kabloyu tamir etmeyi deneyebilirim. Bir şeylerle. Nerede kesmiş? Ayva yedik vallahi, vallahi billahi pazı geliyor. Geçmiş olsun. Bu mu hocam? İşte bu.
Okey, bantı aldık. Buradan nereye bantlayacağız? Tam olarak. Görebiliyor musunuz batlanacak bir yer? Ben göremiyorum çünkü. Seçim gününde olmuş. Vallahi hocam bakıyorum kablolara. Hani kesilen bu değil mi oğlum, kesilen parça? İşte burası, batlamam gerekmiyor mu? Ama vallahi kullanacak bir şeyim yok şu an. Işık mışık da yok zaten, burada göremiyoruz. Balta onu aldı bir. Abi oyunda bir etkileşim tuşu olduğu zaman beyaz gözüküyor. Yani beyaz bir şey gözükmüyorsa onu alamıyorum demek otomatik. Öyle düşün. Acaba ne bileyim, geri mi döneceğim buraya zannetmiyorum ama. Ya da şuradaki yere mi çıkacağız? Olabilir mi? Buraya da çıkamayız ki. Kabloya gelince yuvarlak oluyordu. Nerede oluyordu lan, görmedim. Kablo da yuvarlak mı oldu? Durun beyler, hangi kablo? Tam olarak tarif edin bakayım. Az önceki kırmızı. Nerede oluyor mu yuvarlak? Tamamdır. Ama bu sefer çok... Benim dediğim beyazlık bu değildi yani. Uzaktan gözükmesi lazımdı. Çok güzel oldu. Hava kararıyor. Bu bana yardımcı olacak. Okey, açtık burayı. Şimdi burayı açalım. Doğru. Şu kurallar. Neydi ki onlar? Hocam bende. Hocam nasıl saymamı istiyorsunuz? Sessizcek bir oyunda. Tıklıyorum, sağ klik, bir şey olmuyor oğlum. İkinliğe başlamadan. Bakın şimdi burası nasıl geçeceğiz? Tıklıyorum, bir şey olmuyor. Basılı tut. Yine bir şey olmuyor. Sol dene. Sol deniyorum, bir şey olmuyor. Yani belki şu spesifik olarak kırmızıya basman gerekiyordur. Yine olmuyor. Solla deneyeyim. Solda etkileşim tuşu V2 mi? Yo. DC'ye gerek, git kurallara bak. Oğlum kuralları bilmiyor muyuz zaten? Kurallar direkt burada da yazıyordu. Direkt buradan bakalım hadi. Derken yine bir oyun dondu. Oğlum oyun bazen öyle bir donuyor ki bildiğin bir FPS'e düşüyor yani. Okey, kurallar. Cumaları söyleşiye katıl. Ha, galiba buradaki posteri spesifik olarak almamız gerekiyordu. Okey. Şimdi hocam. Cumaları söyleşiye katılın. Köy sınırları dışına çıkmayın. Zamanı geldiğinde kurtuluş gününü cesaretle kucaklayın. Doktorun yaşı hakkında tek kelime etmeyin. Yani birazcık daha açıklayıcı olabilir açıkçası ne yapmamız gerektiği konusunda. Böyle bir yer için oldukça ileri bir teknoloji. Ama geçilmesi zor bir kapı da değildi. Buraya konumlanma amacının basit bir hafıza egzersizi olduğunu düşünmüyorum. Üçüncü kural taklama bir hareket geldi ama. Evet, başlıyoruz arkadaşlar, yine ileri gezmeye hazır mıyız? Neyin zamanı? Burada kimsenin olmamasının nedeni sen misin Raymond? Bu notları neden gönderdin? Neden bazı evlere gönderiliyor da hepsine gönderilmiyor? Ama her şeyden önce sen kimsin? Lütfen benim lanet olası babam çıkma. Demek emekçinin mücadelesi devam ediyor. Değişen bir şey yok gibi. Keşke seni çalacak vaktim olsaydı. Ama üzgünüm. Bulmam gereken bir kardeşim var. Abi kardeşinin buraya geldiğine emin misin bu arada? Biz burasını şey yapıyoruz da. Başka oyun var mı? Deadlock mu gireceksin? Valla bilmiyorum, şu an boyunu bitirebilir. Sanırsam boyun kısaymış. 2-3 saat dediler.
Biter mi? Saat 11'e kadar bu oyun. Şu an fark ediyorum. Evin tüm panjurları kapatılmış. Bu kitaplık buraya ait değil gibi. Hangi kitaplık? Bu mu? Çekelim hocam. Hocam ben... Ben sağda ittiriyordum. Neyse bu da olur. Bu da olur. Heh. Vay arkadaş, herif krallar gibi yaşıyor. Vay vay vay, neymiş bunlar vay. Oynuyor muyuz hocam? Oynanıyor mu bunlarla? Hey. Neyin anahtarı hocam bu? Okey, bu odada başka bir etkileşimlik bir şey yok galiba. Bak burada bir de bak, görüyor musunuz? Bak bak bak, büyüyorlar, fizyalar hocam. Bak birileri yine emekçi, yine simit poğaçaları doğuyor. Bazıları da arkadan birayı, pizzaları götürüyor. Aynı Türkiye vallahi. Hocam burada bir etkileşim var, bak gözüküyor beyaz. Bu kapı açılmıyor ama. Niye? Etkileşim var abi orada bak. Bak bak, görüyor musunuz? Ama kapı açılmıyor. Niye? Hocam kapı. Anahtar. Anahtarın vardı, yok muydu? Oyunun son odası. Vallahi açamadım kapıyı. Niye açamadım bilmiyorum da vazgeçtim yani. İlerliyorum. Lan bu kabloyu topraktan mı bağlamışlar? Ne yazıyor lan? No 7. Kapı kilitli. Kapı kilitli. Anahtar oldu. Abi ben bir tane anahtar buldum, onu mesela alabiliyor muyum? Yani peki meşale. Mesela meşale mi bulacağım acaba? Böyle bir şey mi? Böyle bir evin etrafında bir dolaşalım bakalım. Hiçbir şey yok. Okey, sonunda buluruz bunu. Burada ne yazıyor? Tarla. Tarlaya gidebiliriz ama biz burada bir ipucu bırakmadık değil mi? Emin miyiz bir şey bırakmadığımıza? Meşale falan görmedik galiba hiç. Tarlaya gideyim mi? Garaj vardı, iki hemen üstüne ona bak. Şöyle mi bakalım yani? Garajdan kastınız bu mu lan? Merhabalar, burada bir şey atlamışız. Oyun çok kasıyorsun oyun. Ayrıca bir cam kutu gerekiyor, niye? Başka bir şey yok. Burada da bir başka bir şey çıkmadı vallahi arkadaşlar, sadece bir not var sadece. Bak şu evin üst katındaki odaya giremiyor muyuz? Bence tüm oyunu bozdu. Niye giremedik biz o üst kattaki odaya? Bana kapıda yani açık gözükmüyor muydu? Baksana. Evin içinde meşale olabilir belki. Valla tek bu evin içine girebiliyor olmamız lazım. Bunda da meşale falan filan yok. Gördüğünüz gibi. Meşale var. Nerede? Kapının sağında mı? Hangi kapı? Arkanda meşale. Dur. Bir saniye. Hangi kapı? Duvarda meşale sağda. Dış kapı mı, iç kapı mı? Hangi kapıdan bahsediyor? Üst kat mı? Tamam arkadaşım, ben cam oyundaki geliştirici. Valla Skalax etmişsin. Cidden sensen. Hoş geldin. Kapının sağında. Abi üst kat. Çıktım, hala meşale yok. Hani Ergin nerede? Nankör. Oğlum meşale. Duvarda. Oğlum yanmıyor ki bu. Buradaki her yer sırlarla dolu.
Oğlum ben bunu bildiğin süs zannettim lan. Ben bunu meşale olarak algılamıyordum bile. Yanmıyor. Oğlum meşale yanmaz mı? Vallahi hiç suçu bana atmayın. Suç Cem'e atın arkadaşlar. Vallahi hiç sorumluluğu kabul etmiyorum. Burada bir not daha var. Köylüler garip davranıyor. Bir şeyler ters gidiyor. Okey. Görünüşe göre onu köylüleri gözetlemesi için kullanıyorlar. Umalım da köylüler bunun farkında olsun. Burada bir anahtar bulabilir miyiz bir de diğer evin şeyini açacağı kadar? Abi yok okey. O zaman yerleyebiliriz artık. Niye yakmıyorsunuz bunu? Buradaki anahtarını bulamadık. Kimsede bir fikri yok galiba nasıl bulacağımıza dair. Tarlaya doğru ilerleyeyim mi? Tarlaya doğru ilerleyeyim mi o zaman? Uzun yol bizi bekliyor. Belki sonradan bulup da o kapıyı açıyoruz falan filan. Değil mi? Okay. O kapıyı, o evi mutlaka açacağız arkadaşlar. O evi mutlaka açmamız gerekiyor. Herhalde anahtar da oradan çıkacak bu çiftin. Bu evin anahtarını bulmamız lazım şimdi. Şimdi. Bize bir anahtar lazım. Soldaki arkadaşlar bak 100 yıllık yayındayız hala öğretemedim. Soldaki yer sağdaki yer diye tarif etmeyin. Bir şeyin solunda bir şeyin sağında diye tarif edin. Sürekli yayında delay var. Sol sağ karışıyor sürekli. Bir anahtar. Oyunu 3 saatte hayatta bitirmez o yüzden yayında yiyorsun oynasın. Yine sizi bitirmez. Elektrik düğünde etkileşim mi vardı? Elektrik düğünde etkileşim mi vardı? Evin kuzey batısında. Hocam buldum. Dur tıklıyorum dur. Olmuyor. Abi elektrik düğünde iletişim olarak hiçbir şey görmüyorum açıkçası. Yok. Bana bir sebeple izleyeyim seni. Abi bir sebebim yok izleme beni. Farklı bir fikir falan var mı sevgili arkadaşlar? Arka kapı tıkladım çalışmıyor. Parlama yapmış maybet. Yani bu evin hiçbir ipucu almadık ki bu evin anahtar. Ne bileyim şurada gezmediğimiz bir yer mi var diyeceğim de. Buradan gittik mi mesela? Belki de buradan gidince bir şeyler oluyordur. Oyun bu kadar kastına bile çok güzel bir şey yükleniyor arkadaşlar merak etmeyin. Baya bu kadar uzun yüklendiğine göre baya güzel bir şey yükleniyor galiba. Okey döndük. Geliyorum. Vay canına. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Hane 2'den tanıdığınız Cooper çiftinin kurtuluş gününe tanıklık etmek için burada toplandık. İnsanlar burada mı ölüyormuş? Derim ki Bay Cooper bu önemli günde karısı Bayan Cooper'ı yalnız bırakmamak için kurtuluş gününü 2 yıl geriye çekmiştir. Fedakarlıkları için teşekkür ediyor ve onları ikinci baharlarına uğurluyoruz. Bay ve Bayan Cooper, hatırlatmak isterim ki acı çekmemeniz ve fedakarlığınızın kabul olması için silah. Tam kalbinize hizalamanız. Hazır olduğunuzda dediği çekebiliriz. Ablam sesin gelmiyor. Bu köye katılırken onların şartlarını kabul ettik.
Şimdi geride kalanlara daha iyi bir gelecek sunabilmek için gerekeni yapacağız. Sonsuza kadar birlikte olacağız. Söz veriyorum. Ne konuşuyorsun hala orospu çocuğu? Ne konuşuyorsun hala? Oğlum. Hala ne konuşuyorsun sen orospu çocuğu? Ne konuşuyorsun hala sen? Ne konuşabiliyorsun? Bu da çok önemli bir sahne oğlum. Ne diyorsunuz lan? Çiftimiz sevinç gözyaşlarını tutamadı. Şahit olduğunuz için teşekkürler. Hadi herkes işinin başına. Okey, böyle insanlar kurtuluş gününe erişiyor imiş. Merdivene tıkladım ve yine bir yüklü mekkanı giriyor sanırım bu. Birazcıklar bekleyeceğiz. Heh, tamam. Kısakta dinin yolu uzun. Okey, diğer bir şeye çıktık. O artık anahtar açamadığımız kapıyı da bıraktık artık vallahi, yapacak bir şey yok galiba. Buradaki evimiz. Bayan Kelly, derhal kapıyı açın. Bir dedikodu yayılmış. Nasıl söylesem bilemiyorum. Ne? Eyvah. Nasıl? Tabii ki doğru değil. Size inanmak istiyorum ama emin olmamız gerekiyor. Hayır, böyle bir şey hiçbir şekilde izin vermem. Jason, içeri gir. Bekle. Güvenlik. Ya tüm bu dedikodular doğruysa? O zaman ne olacak? Jason. Hayır, uzak dur benden! Hayır! Okey. Ne dedikodusuymuş hocam bu tam olarak? Burada bir şey var. Yine şu Norman denen adam. Ah tanrım. Okey. Kapı açılıyor mu? Hayır. Bu kapı açılıyor mu? Hayır. Okey, bu ev sadece bunu ver sanırım. Norman'ı ilgilendiren bir mesele var. Şuradan yerlerine bakalım. Oğlum buraya bakınca oyun 25 FPS'i ne lan? Şu açıyla bakınca ayva iyiydik. Yüklemeyi çözeceğim. Komple altyapıyı değiştirmek gerekiyordu. Çıkış yetmedi arkadaşlar. Kusura bakmayın. SSD daha sonra size HD. Yok bende de SSD var da. Yine baya bir... Her bir bölgeye yaklaştığında küçük bir ufak bir oyun donuyor nedense. Eyvah, bu bir bulmaca mı? Bilmece. Ağaçlarda bulacağın kod bir kapının doğusu, işte doğru yol. Uzaklara bakma fazla ama soldan sağa hepsi görüş açında. Okey, şimdi bu kapının doğusu ve ağaçlarda bir kod mu bulacağız? Tam olarak. Kapı kilitli. Şifreyi burada mı yazacağız? Okey arkadaşlar, 4 haneli bir şifre. Bu kapının doğusu, yani burası değil mi? Doğu burası değil mi beyler? Ağaçlarda bir şifre. Fazla da adama diyordu. Sağa sola bak diyordu. 5 mesela, gördük burada 5'i. Şöyle bir ağaçlarda bir şeyden bakalım. Mesela tekstürler de çok geç yükleniyor. Neden? Bu kadar şey bilmiyorum açıkçası. Direkt şöyle mi baksak ya da? 7-9-7 5-7-9-7 diye deneyebilir miyiz? Hocam reset. 5, 7, 9, 7. Okey, açtık. Bulamaz sandınız. Yok hocam, bulduk. Okey, burada ne varmış? Burada yine kan... Bay Adams. Kurtuluş gününüzü kaçırdınız. Dündü. Nasıl olur da kendi canıma kıyarım? Bu Tanrı'nın işi bizim değil ki. biz Tanrı değiliz. Katil de değiliz, Bay Adams. Yalnızca senin bağışıklık sıvına ihtiyacımız var. Ve onu alacağız. Ama onsuz hayatta kalamam. Genellikle olan budur. Belki de yaşamınıza gönüllü olarak son vermeliydiniz.
En azından sizin için çok daha acısız olurdu. Fakat şimdi Bay Adams, hayal edemeyeceğiniz kadar çok acı çekeceksiniz. Ve bu sizin cezanız olacak. Ben bilmiyordum. Bilmiyordum. Belki de kontratınızı daha ciddiye almalıydınız. Bilirsiniz bizde her şey kitabına göre. Hepsi belgelendi ve sen tarafından imzalandı. Buraya geldiğin gün. Hatırladın ama, mı? Ama dışarıda hayatta kalamazdım. İmzalamak zorundaydım. Bu da topluluğumuza katılmanız ve kaynaklarımızdan faydalanmanız karşılığında yaptığınız ödemedir. Onlar için çalıştım ben. Hak ettim. Siz çok fazlasını istiyorsunuz. Arkadaşlarınız, aileniz, elektriğiniz, sıcak evleriniz var. Dışarıdaki ısırganlar hakkında endişelenmenize gerek yok. Devam etmemi ister misiniz? Normal bir hayat yaşayabileceğiniz tek yer burası, Bay Adams. Ve bunu hak edemezsiniz. Bu dünyada değil. Burada değil. Kasap, çıkarma işlemine başla. Neyi çıkarıyoruz hocam? İmkanlarımıza sadece tesisimizi üyeleri faydalanabilir. Çilek tohumu. Baksana doktor çilek yese dedi, herkes bir çilek yetişecekmiş hocam, oha. Hayırlı işler valla. Kilitli çilekler. Tam da bu mekan daha da garipleşemez diyordum. Okey, burada bazı başka bir etkileşim yok. Buradan da gittim. Buradan yerliyoruz mu o zaman? Burası indiğimiz merdiven değildi değil mi? Değildi herhalde. Buradan devam herhalde. Sonra niye doktorlar dayak yiyor? İyi dedin kardeşim. Nereye geldik hocam? Merhabalar. İlk önce notla başlayalım. Yine çok uzun bir notumuz var. Bağışıklık sıvısı. Ne? İnsanlardan mı çıkarılıyor? Köpekler ha? Başarılı olmuşlar mı? İşte bu yüzden doktoru Haswell kurallarından ayrı tutuyorlardı. Hocam işte Last of Us 1'in sonunda da böyle yapacaklardı. O sürücü Joel sikti sonunda vallahi bak. O kadar dolanmıştı ki doktor bir kural haline gelmişti. Her gün 3 doktor değişim olarak burada evet tutuyor. Bu hiç de sıradan bir ev değil. Evet, bu birazcık modern bir ev. 2024 evi baksana, tüm köylerde tüplü televizyon vardı, burada plazma TV var valla. Bilgisi oyunları mıymış abi bunlar. Abi Steve Jobs neden erken öldü bir araştır dedim. Kapısı açılmıyor. Burada bir odamız daha var. Bu normal kurallar, evet. Rol 3, 57 yaşa gelen bir her köylü kalan köylülere daha iyi bir gelecek bırakmak için kendini feda etmelidir. Ha, bu sözleşme direkt o şeyde gördüğümüz. Okudum, anladım, kabul ediyorum. İnsanlar bunu imzalayacak kadar çaresizmiş. Her şey koca bir saçmalıktan ibaret olsa da parçaları birleştirmeye çalışıyorum. Neden? Neden tam olarak 57? Abi bunun cevabını chat'te verdiler. Kimse Atatürk'ten daha fazla uzun yaşamak istemiyormuş, o yüzdenmiş. Bekle bir saniye. Babam kaç yaşında? Aman Tanrım. Bugün 57 yaşına giriyor.
beslenmeliyim. O zaman herkese davet gönderen Raymond sen misin? Sakinleşciğim. Bu isim de bu yaş da tesadüften ibaret olabilir. Muhtemelen babam pandeminin ilk günlerinde öldü. Bu bir hafta içinde ikinci kesim. Oğlum bu ses çok tanıdık geliyor Allah, lan. Allah ya, rastlantıya bak. Efendim, mühendisi aradık. Ama onu evinde bulamadık. O halde hangi cehennemde? Efendim, casusumuz Norman sizi görmeye geldi. Acil olduğunu söylüyor. İçeri al. Aa abiden benden büyük babam eksi sesi bu. Efendim, bazı insanlar evlerinde değil. Görünüşe göre bir kaçış planı yapıyorlar. Bu kartları bazı evlerde buldum. İsyanlarını açıklıyor. Bu da kesintiyi açıklıyor. Hangi evler? Çoğunlukla göl kenarındaki evler. Ve onlar bunu planlarken sen tam olarak ne yapıyordun? Belli ki sizde o kafa yok. Ama en azından silah üstünlüğüne sahipsin. Ne kadar üzgün olduğumu anlatamam efendim. Bu davetiyeye göre tarlada buluşacaklarmış. Sen yedek jeneratörü çalıştır ve mikrofonu aç. Köylülerin dikkatine. Çetek attı vallahi lan. Tarlaların etrafına toplansın. Bu acil bir çağrıdır. Sen bu mesajı duyurmaya devam et. Herkesi uyandırdığımızdan emin olun. Geri kalanınız silahlarınızı alın ve beni takip edin. Onları bir ziyaret edelim. Valla büyük babanın sesini özlemişiz ha. Başka bir konu daha var. Kelly erkekmiş. Samimiyetinize güvenen Kelly doğrudan bana itiraf etti. Bugün arkadaşlar size havale ediyorum. Yayınlamanızı bekle olacağım. Hocam kız taklidi mi yapıyormuş? Bunu erkenden kurban edin hocam, bir şey olmaz. Okay, No 7'nin anahtarını burada alıyoruz belli ki. Alamıyorum. Tıklayım olmuyor. Soltuk. Şimdi aldım, okey. Aldın mı? Aldım, okey. Ama şu tıklama birazcık... düzgün çalışmıyor gibi birazcık. Şimdi tüm bu yolu geri dönüp artık No 7'nin kapısını açabiliriz sanıyorum. Üst kata çıksana. Oğlum oradaki tüm her yeri gezmedik mi biz? Gezecek yer mi vardı? Neyin üst katı? Merdiven vardı. Vallahi abi gözden kaçırmışım, geçmiş olsun. Tekrar geri dönmeyeceğim. Umarım çok önemli bir hikaye kısmı yoktur orada. Çünkü vallahi görmedim. Yani biz tüm yolu gördük hocam. Dur buradan da aşağıdan merdivenden çıkıyorduk sanki buraya da. Gerçi bu köprüden geçemez miyiz? O köprü başka bir yere mi çıkıyor? Okey. Kargalar. Yere gidiyorlar. Bu eve bakmıştık diye hatırlıyorum. Bu da Hazreti Yusuf'un düştüğü kuyu var. Bizi çıktığımız kuyuymuş, okey. Şuradan hiç yerlemedik, şuraya bir bakalım. Bu ne? Dark Souls kısır yolu, ananı sikiyim. Vay amına koyayım. Kısırı gördünüz mü? Valla From Software harita dizaynı. Okey, artık anahtarımızı bulduğumuza göre kapıyı açabiliriz. Eyvallah, bu evde ne var? Kardeşim, buraya gelmeyi başarmışsın. Ama şimdi neredesin?
Okey, kardeşimiz de buraya gelmiş. Ya, burada mısın? Salla giden atalladı buldu bulduk. Peki dışarıda geçen tehlike var mı yoksa köylüleri mi kandırıyorlar? Ha dur, bir şey daha varmış burada. Abi dışarısı tehlikeli çünkü ana karakter diyor 16 yıldır birçok hayatta kalma tehlikesi geçirmiş falan filan yani. Anahtarı almadın mı? Tamam, orada tekrar alırız dönüp. Yıkın şurası bir bitirelim. Yıllardır bu bizim babamız mı? Ulaşmak için farklı frekanslardan sesleniyor. Tam her şeyden vazgeçmişken canım oğlum Daniel'ın buraya çıka gelmesi. Vallahi babasının çocuk. Dair umutlarımı yeniden alevlendirdi. Onu tekrar görmek, büyük oğlum Jim'in hayatta olduğunu bilmek. Bu kimin bana sesi? İhtiyacım olan her şeyi verdi. Bu ses bana tanıdık gelmedi. Var mı sesi çıkartan? Şafak vakti bu yerden kaçmaya çalışacağız. Bu duvarları bizi enfekte hayvanlardan korumak için değil. Bizi korumak için inşa ediyor. Crisis sen kim lan? Bu nedenle burada baskı ve kederle mücadele etmek yerine dışarıda yaşam mücadelesi vermeyi seçiyoruz. Nomad buradan değil lan. Çıktığımızda Crisis komutan. Yapacağımız ilk şey Crisis 1'de ki mi? Üçümüzün önündeki o güzel günler. Baba, yani sen bunca zamandır yaşıyor muydun? Bu tam bir Türk fotoğrafı ya. Keşke şu an birlikte olsaydık. Evet, bir yeni oynadım. Olabilir. Az çok kafamda canlanıyor karşısında bir komutanın sesi. Ben atığı tekrar alayım, almadım dediniz bana. Abi al, sağ klik, tamam. Jim Jam. Abi size doğru tahmin etmek aslında Cem abi. Oyunu beğendiğimi destek amaçlı almayı düşünüyorum. Yani abi alınabilir. Emek var kesin yani. Zaten 4 dolar bir şey abi. 4 dolar kaç TL ediyor? 120 TL ediyor. Bir tavuk dedim 150 TL lan. Açtık kilidi. Nerede? O tavuk düğme ne kadar oldu arkadaşlar? Stalker optimizasyonu daha kötü olacak. Abi Stalker'ın bak, Stalker'ın çıkmasına 2 gün kaldı. İşlemci çok fazla istiyor Stalker. Muhtemelen oyun yayında oynayamayacağız. Benim bilgisayarımın hem yayın hem Stalker 2 tek bilgisayardan çok zor gibi gözüküyor. Stalker 2 yayını beklemeyin benden, söyleyeyim şimdiden. Yani evet, tek seçenek X-Cloud. X-Cloud'dan oynayabilirim belki. Onda da Cloud'dan ne kadar oynayabiliriz? Bola Sivri. Oğlum Bola Sivri çok tanıdık bir ses. Bola Sivri mi? Abi Game Garage'dan daha cevap gelmedi vallahi, bekliyorum ama... Nasıl yalancı? Yalancı söyleme. İnanmıyor, inanmıyor. Propot. Bildiğin Propot'un sesi miymiş? Abi hiç Propot'ta bağdaşlaştıramadım o sesi. Arkadaşlar bilgisayar sponsoru alıyorum. Var mı bilgisayar sponsoru? Var mı ince hesap? İtopya. Lütfen yayını izlen birisi. Bilgisayar lazım bana. Söz konusu çilekler bunlar olmalı. İçinde bir şey var sanki. Ulaşmayı deneyebilirim. Okey, nasıl deneyebiliriz? Taş yok mu taş? Taş yok mu taş? Oğlum bu... Bu şey webli değil mi? Anladınız. Yerde var. Taş. Taş. Cam kırılma sesi gelmedi. Normal mi? Okey, alabilmemiz lazım artık. Heh, aldık. Zehir. Çilekler doktor için ayrılmıştı. Ciddi anlamda ondan öylesiye nefret ediyorlar. Okey. Ha, bug olmuş. Allah
Hiçbir cam sesi çıkmıyor. Benden mi sıkıntı yoksa genel bir sıkıntı, ama onu bilemeyeceğim. Son teknolojik cam sesi yapmıyor. Taş yok bu taş. Benim aklımda babamsız bir merhaba da kalmıştı. Valla benim aklıma direkt gezi olayları geldi. Galiba herkesin aklına farklı bir olay geliyor. Fakat neyse, buradan devam ediyorum. Burada başka bir etkileşim kaçırmayalım da. Aileni bul. Lan bu ne? Bu şimdi hayvan öldürmekten nefret ediyorum. Enfeksiyon kapmamış. Bizde silah nereden çıktı? Bizde silah mı vardı? O hasta değil mi yoksa? Bu nasıl gerçek olabilir? Gel buraya kuzucuk. Tanrım, bu hissi özlemişim. Abi kesip yiyelim mi? Benim karnım aç. Tamam, bu kadar yeter. Hadi uza bakayım. Ah tanrım, cevaplara ihtiyacım var. Okey, buradan canlı bir kuzu çıkıyor. Eğilmek var mıydı oyunda? Yok, içeri giremeyeceğim o zaman. Bayağı da bir ses geliyor ha. Bak, bayağı da var. Okey. İlerliyorum. Doktor o kadar kötü değilmiş. Burada bir şey var mıydı? Bir buraya gidelim. Mışık var. Görünce geldim de bir şey yokmuş. Okey. Devam. Tek bir anahtarımız bir şey yok. Yok ya. Tek bir anahtarımız vardı. Onu da kullandık zaten şu an. Yine bir yükleme ekranımız gibi bir şey girdi sanırım. Devam. Buradaki evimiz. Anthony. Buyurun doktor. Bunu sormaktan demek, nefret ediyorum. Şerefsiz doktor bu. Domatesleri dilimler misin? Elbette. Ah, domatesleri kendim bile dilimleyemiyorum. Çünkü siz manyaklar intihar edeceğimden korkuyorsunuz ve lanet bıçağı bana vermiyorsunuz. Bu cümle kulağa nasıl geliyor Anthony? Emirler böyle hanımefendi, biliyorsunuz. Demek sonunda bunun saçma olduğunu kabul ettin. Ya silahlarınızdan birini çalarsam ve kendimi vurmaya kalkarsam ne yapacaksınız? Beni önce mi vuracaksınız? Komiksiniz doktor. Keşke arkadaş olabilseydik. Ama her zaman söylediğiniz gibi. Benden nefret ediyorsunuz, biliyorum. Evet, nefret ediyorum. Hem de hepinizden. Okey, doktorun intihar etmesinden korkuyorlarmış. Lan ekmeğin gerçekliğine bak oğlum, uf. Hanım açık lan bundan da baka baka. Bir not mu? Doktora gelen bir not var. Kaçış. Kaçmayı mı planlıyormuş? Kuyunun yanında küçük bir çukur. Biraz önce baktığımız kuyu mu acaba? Kuyuyu bu eve girmeden hemen önce görmüştüm. Vallahi gördük. Yanına gittim. Excuse abi. İnternet ve konusunda bayağı bilgili bir adama benziyorsun. Bu kadar engin bilgi nereden geliyor kardeşim? Aa, plazma TV, of. Türkiye var mı beyler? Türkiye var mı? Ah, döndüremiyorum ya. Burada bir not buldum. Okey, çilek bundan geliyor galiba. Kart. Okey, bir kart aldım, bir yerde işe yarıyordur herhalde. Bu nedir? Lan anahtar, vallahi alıyorum. Depo. Hocam şurada bir şey buldum. Hocam tıklıyorum, olmuyor.
Bunu not edin arkadaşlar, bak şurada bir şey var. Alt katta bir şey var. Evet, doktoru kamerayla izliyorlardı zaten, bunu biliyoruz. O oda, kamerada gördüğümüz oda bu oda. Buymuş abi, ben buldum. E bu... Nereye gidiyor? Hepsi reklamlardan sonra. Bu nereye gidiyor? Bayağı bir aşağı indik. Artı okuttuk. Çok teknolojik bir yere geçtik arkadaşlar, ne oluyor? Vay canına. Merhabalar. Oh, FPS'imiz yükseldi vallahi, kapılanlara geldik. Oğlum ben kuyuya dönecektim, kuyuda çukur falan vardı, biz buraya düştük, şimdi nasıl çıkacağız tekrar geri yukarı? Bir kaset. Bugünün tarihi 14 Ağustos 2039. Bugün önemli bir gelişme. Aynı yani. Legend'deki adam da böyle yapıyordu, aynı Ben Efsane'nin filmindeki. Her gece not alıyordu. 14 azalarak 46 saatten 38 saate düştü. Bu iyileştirmenin arkasındaki yöntem... Yapamayacağım. Bunu yapamayacağım. 57 yaşında olmanın bu kadar zor olabileceğini hiç düşünmemiştim. Tüm köy halkı benden nefret ediyor. Haklılar da. Onlar 57 yaşına geldiklerinde ölecekleri korkusuyla yaşarken ben istisnai bir şekilde hayattayım. Ah, bana nasıl baktıklarını bir görseniz. İnanın bana, hayatıma şuracıkta son vermek istiyorum. Bunu gerçekten yaparım. O bakışlarla yaşamaktan çok daha iyidir. Bundan eminim. Ama yapamıyorum. Bu yasak. 7/24 izleniyorum. Yakınlığımızı anladıklarında benim Raymond'la konuşmamı yasakladılar. Şimdi işbirliği yapmazsam Ray'e zarar vermekle tehdit ediyorlar. Tek umudum... Her şey yolunda mı doktor? Ben banyodayken yaramazlık yapmıyordunuz değil mi? Evet, saçma sapan konuşarak zamanımı harcaman dışında her şey yolunda. Tamam. O halde çenemi kapatayım ben. İyi edersin. Okay. Buradan bir sesler geliyor hocam. Hocam buradan bir sesler geliyor. Bir maymun. Flash sen misin lan? Alo. Bir tanıdık geldi sanki ama. O da var mı bir şey? Tedavi bunca zaman bizim içimizde miydi? Selin bunu buldu. Ama bunu çoğaltacak zaman ya da teknolojiye sahip değildi. Arkada çok önemli bir şey mi kaçtı? Yani hayvanların etinden sütünden faydalanmak isteniyorsa fedakarlıklar gelmeye devam etmeliydi. Her şeye rağmen çok fazla kayıp. Bu arkada ne kaçırdım? Bu açılmıyor. Kaseti izledik. Tahtaya bak, tahta. Bu mu? Virüs hakkında bilinen gerçekler. Yok, burası Türkçe yazmış oyun. Normalde metine İngilizceydi ya. Türkler de anlasın diye burası özenle Türkçe yapmışlar. Okey, insanları öldürüp işte bağışıklığı hayvana geçirtiyorlar ama hayvanın beyni hasarlı kalıyor. Ama yine de yağını biliyormuşuz. Okey.
Başka bir şey kaçırmadın değil mi? Okeyiz değil mi şimdi? E mi? İlk defa oyunda E ile bir etkileşim var. Çünkü bir ada sandığı geliyormuş. Ada sandığı ise 12 FPS yine. Ah hayır. Bu çok kötü gözüküyor. Baskı yapmaya devam et. Bana diğerlerinin nerede olduğunu söyle. Valla abi 3070 yüksekte kaldırmıyorsa ayvayı yedik ya. Yok Epic'te yüksek çekmiştim de. Hangi hayvan lan o? Köpek mi? Ne ya bu açıyı ne beş yapıyoruz? Hakikaten hep bir sayıcı galiba. Lütfen fazla skill patlatmayın, bilgisayarım kasıyor. Kuyuya bakamadı. Kuyuda bir çukur falan diyorlardı da. Abi yanıyorsun. Oğlum oyunda zombi var mı yok mu? Oyun bitti bir adam hala zombi diyor. Raymond konuşuyor. Puput. Şimdi bu karşısı Propot mu? Arkadaşlarımı kaybettim. Çatışmada her şeyimi kaybettim. Şimdi... Büyük oğlum Jim'e sesleniyorum. Bunu duyuyorsan... Sana ihtiyacım var oğlum.
Her zamankinden daha fazla. James, eğer oradaysan... Lütfen cevap ver. Lütfen! Bir tek ben kaldım. Ne kadar da bitirdik oyun tam olarak? Oğlum oyunda bir kere ölebiliyorduk, o bir kere de öldük amına koyayım. Başka ölme şansımız yoktu, onda da ölmeyi başardık. Müzikleri Yağız Olar yapmış. Marketing gave'dir. Zaten bana da key buradan geldi. Kendini olmadan takan Obama Jambal'a yıldırım. İngilizce'de yine Türkler çevirmiş. Notları elle yazmışlar. 8 kişi. Oyunu bir de kendi test etmiş. Sinan Akkol. GameDB zaten sadece kurucusu Sinan Akkol galiba. Yanlış bilmiyorsam. Ondan ama bir FPS suçu olduğu testlerde denk gelmedi, kusura bakma çözeceğim. Ya bilmiyorum, ben tek bilgisayarda bir setup yaptığımdan, bir de 2K'da oynadığımdan belki o yüzdendir. Belki. Olarak ne kadar da bitirdiğimiz yazan var mı? Evet, Türkçe dublaj kaldı olsa bayağı böyle cidden tanıdık isimler falan filan çok iyi iletişime geçirmiş bu insanlarla. Bir saat 40 dakika. Velhattı'nın master daha uygun bir seçenek olurmuş. 15 kişi playtest. Oğlum oyun 2-3 saat edildi, 1 saat 40 dakikada bitirdik. Ben mi çok bir şeyler atladım da bu kadar hızlı bitti? Elbet yapınca seviniyoruz böyle oyun. Abi kuyuda adam kendi, adam siz de kendiniz oynayın bakın, belki kuyuda çok önemli bir şey vardı. Diamond bolası gibi vallahi billahi. Ama bir de zombi yok buydu, onu anlamadım ben. Valla şimdi arkadaşlar bence oyun ben ne şekilde yatıp uyuyacağım. Bence oyun şimdilik başta kısaydı. 1,5 saat birazcık az. Bir de mesela şey var, sizin de biliyorsunuz minimum 2 saat oynama şeyi var. Mesela herhangi bir insan bunu oyunu oynayıp bitirip iade edebilir. Birazcık sürenin arttırılması lazım, o kesin. Tek kişilik bir işe göre inanılmaz bir iş var. Tek kişilik bir projeye göre Cem'in her şeyi teker teker kendisinin modellediğini, tüm alanları, hikaye yazdığını, hem alan hem hikaye, ara sahne, yönetmenliği falan filan, tek kişilik için çok fazla büyük bir iş var gerçekten. O takdir edilisi ama tek başına yapılmış bir proje olduğundan dolayı. Hikaye ilgi çekiyor, birazcık klişe başlıyor ama İşte ne bileyim, köy olayları, herkesin 57 yaşında şey olması falan filan güzel ama ben açıkçası sonunu beğenmedim. Sonu birazcık benim için birazcık şey bitti. Birazcık hayal kırıklığı oldu diyebilirim sonu hakkında. Unreal Engine 5, valla bak Unreal Engine 5 oyunda benim bilgisayar çalışmıyor abi, o yüzden de olabilir.
sinematik bir Türk oyunu. Ha, bence alınır yani. 4 dolar bir şey değil zaten. 4 dolar para değil. Bence alıp destek olmak istiyorsanız alabilir veya işte o kuyuda ne olduğunu merak ediyorsanız alıp bakabilirsiniz sevgili arkadaşlar diyelim. Merak yorum vardı. Olumlu şu ana kadar. Tek bir olumsuz yorum var. 3 saat sürdü sürmedi. Yani çok kısa bir hikayeydi gerçekten. Oğlum baksana adam 4 saat oynamış. Ben 1,5 saat oyunu bitirdim. Oynanışta da çok kısa ve bulmaca çok basitti. Bulmaca olarak bir tane bulmaca gördük. Bir tane numara pazarı. Başka bir bulmaca hatırlamıyorum. Oynanıştan da birazcık daha çeşitlilik. Yani beklenir miydi? Tamamen hikaye bazlı izlemeli bir Walking Simulator oyunda. Pek de fazla bir şey alamamak lazım galiba açıkçası. Hani Walking Simulator'da ne yapacak? Silah olup ateş mi edeceğiz abi Allah aşkına? Oyunu oynamakta zorlanıyorum. Birçok hatayla karşılaşıyorum maalesef. VV'ye basıyorum, basıyorum abi. Bunu ben de yaşadım. Bazen basıyorum, basmıyor. O bende de karışık oldu bazı durumlar. Bomba kasma, hadi benim bilgisayarda anladı diyelim. Yolun müzgar esiyor, yapraklar hava düşüyor ama hiç sesi yok. Bende de birkaç ses bug olmuştu ama bunlar çok büyük şeyler de değil açıkçası. İlk seneydi hani bir tane peşte falan filan. Topçudan 5 kat iyi. Topçudan 5 kat iyi. Abi şimdi topçuyla bunu kıyaslarsak. İkisinin aslında aynı kategoride değil ki. Topçu retro tarzda korku oyunu bu. Walking Simulator hikaye bazlı bir oyun. Bu gerçek grafiğimsi şeklinde. İkisinin konsepti çok farklı. O yüzden abi Call of Duty mi daha iyi, Yakuza mı daha iyi gibi bir soru yani. Bu ikisinin kıyaslanacak bir tarafı yok ki. Objektif ön bir tofçuk sormak istedim. Ha, o zaman sokey abi. Yani neyse. Once Alive böyle bir oyun, destek olmak isteyenler alabilir sevgili arkadaşlar. Şimdi bende elimde iki tane fazladan key var. Saat 9.57 geçiyor. Dead Zone kapanmasına bir saat var. İki el çıkartabiliriz. İki el çıkartabiliriz. Bir tık bir chat dalın hamur olsa. Abi şöyle yaparız. Bak 2004 oyunu var da bak 2004 oyunumu çıkartıyorum elden. Dead Dog'u ben geldim. Hoş geldin kardeşim, hoş geldin.